Önceki gün düzenlenen basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili adayı Şadi Özdemir'e, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Engin Başar yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Nebati Yılmaz ve partilerde eşlik etti. Kısa bir selamlama konuşması yapan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Engin Başar, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Seçim İl Koordinasyon Merkezi'nin her gün için bir milletvekilini İnegöl'e gönderdiğini belirterek, "Bugün de milletvekili adayımız Şadi Özdemir Bey İnegöl'de. Projelerimizi anlatmak istiyoruz. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bildiğiniz gibi daha çok Bursa Koordinasyon Merkezi her gün bir vekil gönderiyor bize. Bugün de basın mensuplarıyla tesadüfen az da olsa yakından sizi de ilgilendiren bir yazılım şirketinden bir arkadaşımız, vekil adayımız burada. Biraz da projelerimizi anlatalım dedik. Ama projelerimizin daha çok vekilimizin anlatmasını istiyorum. Çünkü onlar onun dersini daha iyi aldılar. Davetimize icap ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili adayı Şadi Özdemir ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 genel seçim beyannamesini açıkladı. Bir seçim satım halinde hızlı, tempolu, yoğun bir çalışma içindeyiz bütün ekip olarak. Türkiye'nin dengelerini yeniden toparlamak, yeniden yaşanabilir bir Türkiye oluşturmak için sahada, her sokakta, köyde, kahvede devamlı bir çalışma içindeyiz, hareket içindeyiz. Sizlerle bugün oluşturduğumuz projelerin bazılarını paylaşmak istiyoruz. Bu açıdan buradayız. Şimdi hepimizin de bildiği gibi, devletimizin de açıkladığı gibi Türkiye'de 17 milyon yoksul var değerli arkadaşlar. Birinci sloganımız şudur: yoksulu olmayan bir Türkiye yaratmak. Bu 17 milyon yoksulumuzun, 17 milyon yoksul insanımızın ailelerinin gelirinin en az 720 TL olmasını sağlayacak bir proje yaptık. Birinci hedefimiz budur, yaşanabilir bir Türkiye'de. Tabii bu ailelerin başka destekleri de var değerli arkadaşlar. Hamile kalan eşe 240 lira hamilelik boyunca destek vereceğiz. Çocuğunu doğurdu, doğurduktan sonra 3 yaşına kadar yine 240 lira bez desteği, bakım desteği vereceğiz. 3 yaşla 5 yaş arası 400 lira kreş parası vereceğiz yoksul ailenin çocukları için. Ve eğitim hayatı boyunca 240 lira eğitim desteği vereceğiz 18 yaşına kadar değerli arkadaşlar. 18 yaşı dolduğu zaman eğer üniversiteyi kazanamazsa da 2 yıl boyunca da 240 lira eğitim desteği vereceğiz. Bunun amacı kendi insanımızın daha insanca yaşamasına destek olmak, bir sosyal devlet anlayışı gereği bir destek olmak, onların çocuklarının eğitimini, sağlığını doğru kılmak, sağlıklı kılmak ve topluma yararlı hale getirmektir. İkinci önemli vaadimiz topluma değerli arkadaşlar, taşeronu olmayan bir Türkiye hedefimiz var. Dolayısıyla taşeron üzerinde çalışan işçilerin tamamını devlet çalıştığı kurumun kadrolarına alacağız.